Evet ayakkabı serisinin aslında e, toplamda dördüncü videosundayız ama bu üç, üçüncü bölüm çünkü ikinci bölüm iki part halinde yaptık üçüncü bölümde de biraz daha artık e, ilerleyeceğiz alışılmadık tasarımlar bu tasarımın hikayeleri kültür ayakkabı kültür nasıl oluştu sokak kültürüyle ilişkisi farklı kültürlerle ilişkisi nasıl oluştu bunlara bakacağız. İlk videoda biraz daha biz ayakkabılara neden ilgi duyuyoruz? Ilgın'la beraber onu konuşmuştuk. İkinci de bu ayakkabıları nasıl alıyoruz? Nereden alıyoruz? Alıp satarkenki sorunlar ne? Bunlara değindik iki part halinde. Bu bölümde de az önce bahsettiğim gibi konuyu ilerleteceğiz. Ve hatta ben şöyle bu Instagram'da paylaştığımda bu formlanır. Sende de var arkada. Bu formları giyip paylaştığımda birçok arkadaşımı, çevremi tetikledim. Instagram'da en çok ilgi çeken fotoğrafım bu oldu. Ve çok kişi küfür etmek için geldi. <laughs> ya birçok yakın arkadaşım bile böyle abra falan diye bana mesaj attı. Neyse hani işin geyiği bir yana da. Ben de ilk başta şunu itiraf edeyim. Formlanır ilk çıktığında ve gördüğümde böyle okey hani hoş herhalde giymem falan demiştim. Sonra baktıkça ayakkabı da şey yani biraz bu işte kültürel diyoruz ya ben hani sinema zaten sinema yorumu çok uzun süredir yapıyorum yatay bakışta. Ee, bilenler biliyor Sungur'la beraber. Yani sinema dünyasının içinde oldukça yani o alien'la kafamda eşleşmeye başladı. Ya e oğlum böyle Allah Allah falan hani işte farklı kültürlerin ya da farklı tükettiğin şeylerin birbirini beslemesi herhalde böyle oluyor. İlk kez o zaman hissettim. Çok hissettirmeye başladı bana onu. O alien vari duruşunu. Ve ayakkabı inanılmaz ısındım ve giydiğimde de çok rahattı zaten. Hani çok rahat bir ayakkabı bu arada. Ve ben de Nike çorapla giyiyorum itiraf ediyorum. Çünkü Adidas'ın çorapları berbat. Yani bu ayakkabıyla her yerimi kesiyor berbat Adidas çorapları. Ama Nike'ın dolgulu sportif çorapları inanılmaz rahat oluyor ayakkabı. Ee, ve şu an çok mutluyum. Yani ve şeye geldim bir noktada artık. Hani bu renk konusunda da var onu da açacağız biraz. Yani hepimiz gençliğimizde ki ben öyleydim. Böyle metal dinliyorum, siyah giyeceğim, gri giyeceğim, tek tip takılırız falan derken şimdi hayatımın 35 yaşından sonrası daha renkli. Oğlum. Ne olacak yani? Renkle ilgili nasıl bir ilişki kurmuşum ki zamanında bu kadar baskılamışım diye de üzülüyorum açıkçası. E bu toplumun da getirdiği bir şey işte. Erkek adam o rengi giyer mi kardeşim falan onlar da oluyor. Ama gün sonunda geldiğim noktada yani alışkanlıklarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Yani birilerinin alışkanlıklarını ya da e, başkanın size dayattıklarını yapmak yerine, yani alışılmadık tasarımlarla insanların alışkanlıklarının çatıştığı noktada aslında sizin zevkiniz ortaya çıkıyor. Bu konuyu biraz konuşalım. Yani sen de rahat mısın bu ayakkabılar giyerken, yoksa böyle e, tuhaf yorumlar alıyor musun arada? Yani abi burada giyilir mi artık falan gibi? <laughs> ya o benim e, şu an böyle taşı. E, taşınma hengamesinde kütlük ayakkabılarımı falan da buraya getirmek istedim. Çünkü o zamandan kalan böyle ayakkabılarım da e, tasarımsal böyle Adidas falan ayakkabılarım böyle e, Spiderman'le böyle kafamda özdeşleştirdiğim ayakkabım falan işte. vardı. Siyah e, siyah kırmızı ve böyle topu böyle inanılmaz büyük yayık böyle ve yeri inanılmaz tutan falan bir ayakkabımdı. Yani e, farklı bir şeyleri giymeyi hep seviyordum ve hani ailem birazcık da böyle ya giy işte hani renk falan olarak da hiç kısıtlama ya da böyle pembe giyilir mi şöyle böyle falan yapan hiç öyle bir şey olmadığı için birazcık da böyle kendimde hem onların biraz e, belki fitillemesiyle hem de kendim e, o tarafa çok yani başına buyruk olmayı ve farklı olmayı sevmemle birlikte. Benim hiç umurumda olmadı. İlk gördüğüm andan mesela sen de hani Alien'la özleşleşip birazcık da böyle hem mekanik hem de e, form olarak onu şey yapsa da ben de mesela tamamen aslında birazcık da Kanye West'in de yaklaşımı doğallığı evet. e, çağdaş yani yak şey yapıyor bana hem ...formundan dolayı hem de... ...bu aslında bir hani Kodi Yoming'deki bir... ...dağın silüeti ve mağaraları falan... ...böyle içindeki... ya ...doğrudan onu yansıttığı bir şey ama... ...zaten hani kendisi de bahsettiği bu... ...şey tarafı var ya... ...bu ayakkabının dilinin aşağıya doğru olması... Evet. ...aslında şu an giydiğimiz ayakkabıların... ...hepsinin dili... ...yukarıya doğru olduğu için... ...bu ayakkabının dilinin aşağıya doğru yani... ...bir dile sahip değil ama eğer bir dil varsa... ...o da aşağıya doğru olduğu için... E, giydiğin ilk giydiğiniz anda sizi çok rahatsız ederken sonrasında alıştığınızda eski tip yani yukarıya doğru olan e, dilli ayakkabıları giydiğinizde onlar bir anda rahatsız etmeye başlıyor olması. Bağcıksız olması ve hani aynı zamanda belki biraz soğuk koşullarda zorluk çıkartıyor olması. Çıkart. Yani <laughs> eksi ve artı olaylarıyla birlikte bence hani giymesi çok keyifli. Evet bir yaz ayakkabısı bence de. Ya da yani soğuk havalarda çok giyilemeyen ya da yağışlı havalarda giyilemeyecek bir ayakkabı ama Hani form ve yaklaşım olarak ben e, gelmiş geçmiş en inovatif ayakkabılardan biri olduğunu düşünüyorum ve bu hani benim için ter yani terlik de aslında bir noktada hem inovatif hem de çok e, ilkel bir şey yani ayağınızı sokuyorsunuz ve çıkartıyorsunuz yine işte. Tabii bizim var yine, e, <laughs> Easy slide'ını slide'ında yine böyle hani soktuk ve çıkardık ayakkabımızı. pratik ve hani çok basit belki de ilk hani takoz takunya gibi Tabii. böyle ilk ayakkabı tiplerinden birisi bu e, terlikler. Tabii ayakkabı sa ayakta sabit durmak gerektiği için aslında terliğin belki de arkasına topuk eklenmiş versiyonu olarak da değerlendirebiliriz bunu ama inovatiflik anlamında bu arada hani Yeez, şey, Air Jordan bir Bradley yan yana koyma nedeni de ikisi de bence ayakkabı sektörünün en inovatif iki ayakkabısı olduğunu düşündüğüm için bu yani ikisini evet. o şekilde ben kafamda bağdaştırdığım için onlar burada. Ve hani e, bana şunu da gösteriyor bu arada bir tasarımcı olarak da mimar olarak da ee, yani yıl 2021 olsa bile yeni bir şey yapmak mümkün. En önemlisi bu bana yani, çağ, yani fikir olarak verdiği ve onu gördüğüm. Deneyerek yaparsın. Şeyler bu. Evet. Bu 2021 yılında bile yeni bir şey yapmak mümkün. Çünkü ben bir şey yaptığım zaman hep bir böyle acaba bu bundan bir tane daha gerekiyor mu ya da bundan bir tane daha lazım mı gibi bir filtreden geçiriyorum kafamda. Bu e, dünyaya gerekli olan şeylerden birisi bu çünkü hem insanı düşünmeye hem de yeni bir şey tecrübe etmeye itiyor. Çünkü şu an arkamda gördüğünüz bütün ayakkabılar yani birkaç tanesi hariç bağcıklı ve sistem olarak ya deri ya da kumaş. Yani hepsinin ortak hepsi aslında belki de e, fonksiyonel baktığınızda ya da bazı alt başlıklarda koyduğunuz zaman hepsi aynı alt başlıkta bulunuyor. Ama bu farklı bir yerde duruyor. Ve e, bağcıksız olması ya da kullanılan malzemenin bunun 3 boyutlu yazıcıyla yapılıyor olması evet. gibi bazı temel böyle... E, diğerlerinden çok çok farklı olan önemli noktalara sahip. Sevip sevmemeniz hiç önemli değil bu arada. Çirkin olduğunu da düşünebilirsiniz ama yapılan tasarımın çok farklı ve yani inovatif olması bence bir gerçek. Sevmem benim, hani buna pozitif bir şey oldu ama sevmesem bile çok saygı duyacağım bir işti bu benim. sevdim ve şu an böyle 2021'in benim için ayakkabısı bu. Evet, çok ve hatta ayakkabı. böyle, hatta 2020'de de ara modeli <laughs> çıkmıştı ve 2020 evet. içinde. de benim en sevdiğim hani yıl 2021 olduğu için 2020 ayakkabısı ama gerçekten son yıllarda çıkmış en benim için en değerli olan ayakkabı bu. Ve şöyle de bir olayı var tabii ki de. Kullanılan malzemeden ötürü de kaynaklı bu ama hani gördüğünüz hiçbir ayakkabıdan daha pahalı değil. Hepsinden yani ucuz. hepsinden daha ucuz. Evet. Normal satış fiyatı normal 80 dolar galiba onun değil mi? Evet. Aynen. Yani Türkiye'de 850 lira gibi bir şeyden denk geldi evet. ama hani dolar olarak değerlendirdi değerlendirdiğimizde e, hepsinden daha ucuz bir ayakkabı bu satın almak evet, istediğim. standart Öyle ayakkabılar çünkü Amerika'da 90 100 110 dolar gibi daha hani Jordan birler falan 150 160 durumuna 130 göre 200 dolar 140 yani. dolarlar en azından o bambaşka. Yani bundan daha pahalı sonuçta ve e, benim gözümde hani para olarak hani zaten çok daha şeyde geride kaldı ama e, benim gözümde bu çok daha değerli bir ayakkabı o, o yönden. Zaten hani renk ve tasarımsal anlamda şey konuşmaya çok bence gerek yok hani. Bu arada Air Jordan 1'in ilk e, renk olarak i̇lk da ilk versiyonu. versiyonu, kırmızı ve siyah versiyonu. Bu da e, Brad isimli. Black ve artık e, kütleşmiş ismi Brad. Ve... E, bu da hani inovatiflik anlamında 1984'te yapılan e, ayakkabı. Yani çok ilkel. Giydiğiniz zaman o ilkelliği bence görüyorsunuz. Yani Jordan'ın ya da hani herhangi bir bu ayakkabıların verdiği bir konfor kesinlikle veremiyor. Jordan'ın hikayesi o, var o, ya onunla ilgili. Ee, Madison Square Garden'da son maçına çıktığında ilk ayakkabını giyiyor, ayağı yara içinde kalıyor. <laughs> o muhabbet işte. Yani ayakkabı gerçekten ilkel yani bir yandan da. Ama bir yandan da şey yani e, Jordan 1'in geldiği nokta işte çok acayip yani o tamamen kültürel duruma giriyoruz aslında biraz buradan yani tasarım mı sanat mı tartışmasını sabaha kadar yapabiliriz hani ben sanat konusunda bazen eskiden biraz daha e, sıkıydım daha dar bakıyordum şimdi biraz daha geniş bakıyorum hele yani de NFT dünyası da e, hareketlendikten sonra iyice rahatladı tamam abi bu artık sanat kim sanat diyorsa ya da kim onu sanat olarak kabul ediyorsa o şekilde devam ediyor diye kendimi ikna ediyorum ama Ayakkabılarda biraz daha işte bu duygusal durum sanki yüksek sanırım bunu sen demiştin hani e, tüketebiliyor muyuz aslında ayakkabıları yani sadece giyerek mi tüketiyorsun ben Jordan hastası biri olarak ki Jordan ayakkabılarının tamamını konuştuğumuz bir videoda yapmıştık ki onun arka planında ılgını hazırlamıştı ben anlatmıştım önde e, onu da linkini aşağıya bırakırım yine. Yani onu giydiğimde zaten oradan gelen bir sevgi var, basketbola bir tutku var. Benim hayatım çok büyük bir kısmı basketbolda geçti. E o yüzden hani bir böyle ruhunu besleme hissediyorsun. Şimdi ama buna ben mesela sanat gibi görerek yaklaştığım için değil. Bu biraz daha hani tüketeceğim bir şeyin beni mutlu etmesini sağlamak için gibi hissediyorum. Hani evet harcadığım para kısmı etik olarak birçok konuda çatışıyor. Bu içinden çıkamadığım bazı şeyler var burada hala ama bir yandan da bu besleme iyi geliyor kendime. Şimdi sen işte biraz da oradan girdim yani sen, sana da bunu hissettir çok hissettirmemişler o açıdan şanslısın. Ee, benim çevremde biraz daha hissediliyordu ama insanlar da bundan biraz sanki e, eskiden korkarken artık çok korkmuyorlar. Yani ait oldukları kültürün bir parçası olarak işte müzikle eşleştirip basketbolla eşleştirip bunları tüketebiliyorlar. Bir yandan da işte e, farklı noktalardan bu dünyaya giren insanlar var. ...işte Tom Sachs'in Mars Yard'ı gibi şeyler de var mesela da. ondan da bahsedebiliriz ileride. Yani ya, burada Heh, pardon. Yo, yo, şey şunu diyecektim sadece. Yani bu dünyaların e, hani tüketebiliyor muyuz ya da bizi besliyor mu kısmında e, sanatçının ya da işte tasarımcının ki ben tasarımcı diyorum. Belki sen sanatçı diyeceksin. Tasarımcının gerçekten bir şey yansıtabildiğine inanmıyorsun. ...inanıyor musun bu ayakkabılarda? Yani işte oradan esinlendi, bunu koydu, onu ise Ben çok hissedemiyorum şu anda. Hani belki çok aşırı hakim olmadığım için. Ya yani benim ya da Kanye West'e çok bir bağım olmadığı için ya da Tom, Tom, Tom Sachs'a çok bir bağım olmadığı için. Ama benim kafamda onu giyen bir Jordan'la ya da işte işte Alien'la bilmem nere daha çok eşleşiyor ve o zaman da aslında bana daha çok sanat etkisi yapıyor. Yani tasarımdan gelip sanata geçiyormuş gibi bir durum oluyor. Sen de nasıl bu durum? Ya da işte Tom Sexton, Mars ile yine ne düşünüyorsun? Burada söyleyeceğim şey aslında hani az önce yine söylediğin e, hem Home Runner'ın Alien'la kafanla bütünleştirmen hem de Air Jordan'ı ya da Jordan ayakkabılarının tümünü e, Michael Jordan giydiği zaman senin için değerli oluyor olması. Hatta böyle bir bir OG tarafı var ya 14'e evet. kadar OG'dir bundan sonrasında Jordan giymediği için e, evet. dahil etmeyiz. Kabul değerli görmezler. Bunlar diye. Aynen. aynen. Orada mesela e, ufak bahsetmek istedim ama sonra daha detaylı konuşacağımız da zaten bir değer ya, ya, şey, algısı var ya değer yargısı var daha evet. doğrusu burada e, bir toplum değer atfettiği zaman bir ürüne ki bu yani eğer Jordan bir birel mesela hem toplum tarafından hem de bireysel anlamda herkesin çok sevdiği bir ayakkabı çok da o yönden de da çok güvenli bunu giyip dışarı çıktığınız zaman kimse size ne çirkin ayakkabı ya falan demeyecektir bir ihtimalle. hani herkesden onay almış bir tasarım. Ama şöyle bir şey var. Bu gibi herkesin onay almamış tasarımları, Form Runner gibi herkesin onaylamadığı, herkesin beğenmediği tasarımlarda siz kendi kendinize ona bir değer yüklediğiniz zaman, yani toplum bir değer vermeden siz değer yüklediğinizde ona asıl bence önemli ve değerli olan kısım da o. Yani e, diyorsunuz ya hani sizin mesela e, ya da senin doğrudan buna alien Alien'la bütünleştirdiğin zaman senin kafanda kabul edilmiş bir tasarım ve, e, Giyilebilir ya da beğendiğin sadece bakmak adına bile beğendiğin bir şey olması bence bu çok daha değerli ve bir ürüne başka biri değer verdiği zaman ha diyerekten değer kazanması değil de senin o, ona doğrudan böyle hmm. sadece renk şemasını bile yani beğendiğini söyleyebilirsin sadece renklerini beğendiğin için bile onu tabii belki daha he. önceden giydiğin ama kaybettiğin bir ayakkabını onda görmen ya da kedinin siyah beyaz renkleri olan bir kedini ona benzetip o yüzden onu sahip olman bile ona başka türlü ...yoldan bir duygusal anlamda bağ kurman... ...ve değer vermen bence çok daha değerli. O yüzden de zaten hani... E, ...toplumla ben hani... ...kişisel olarak ben toplumla... ...hareket et etmiyorum o konularda ve hani... E, ...birçok ayakkabı da yani okey... ...burada birçok ayakkabı hype üzerinde... ...çok ilgi olan ayakkabılar ama... E, ...üzerine mesela çok ilgi olmamasına rağmen... E, ...Kendrick Lamar'la Nike'ın yaptığı... ...bu hmm, bacıksız evet. olan Cortez modeli... ...benim için çok değerli bir model çünkü... E, başka bir kültüre saygı duymaya mesela bu ayakkabıyı giydiğim zaman anlıyorum. Yani nedir bu? Yani bu ayakkabı üzerinde böyle inanılmaz uzun uzadıya bir hikaye anlatmayacağım ama bu Cortez modeli. Zaten adından da çıkan. Bu Onitsuga Tiger modelini biliyorsunuzdur. Aynı hmm. zaten o silüetle. Ama o dönem e, Nike'ın yaptığı ilk ayakkabı da bu, bu ayakkabı da. ismini belirlemeye çalışıyorlardı. Bu ayakkabının yani Onitsuga Tiger'la Nike'ın o modelini, bu modelini e, bu Çete, çeteler Compton tarafındaki, Los Angeles tarafındaki ve Meksika sınırındaki çeteler giyiyordu. Ve o yüzden de bu ayakkabı bir Cortez ismini vermeye uygun gördüler. Oradan ve hani o Los Angeles'ta büyümüş olan Kendrick Lamar da Nike ile yaptığı bir şeyde, bir işbirliğinde dört tane Cortez modeli tasarladı ve bu da onlardan bir tanesi ve ev ayakkabısı olarak House Shoes olarak Aa, çok ilginç. isimlendirdiği bir bağcıksız lastikli içi de zaten böyle deri falan Kolay var. Ev ayakkabısından aynen ev ayakkabısından esinlenerek benim dışarıda da giydiğim ama bir kanvas, bir model ve hani e, benim sadece bu ayakkabıyı gördüğüm zaman ben hani o sanatçıyı sevmemle o, o sanatçının müziğini sevmemin yanında bir başka bir kültürün e, etkilerini ve başka bir kültürü buna giydiğimde görüyorum ve onlara saygı duymayı da e, saygı duymam gerektiğini de düşünüyorum ve e, yani genel olarak bana aslında saygıyı e, ve başka kültürleri e, çalıştıran çağrıştıran bir ayakkabı bu. E, ve hani benim mesela bu ayakkabıya verdiğim değer bu. Ama başka bir ayakkabı sadece kendilik yani başka bir insan doğrudan bunu para olarak. Sifofumuzun sevdiği için. Tamamlar olarak. Aynen. Ama hani o kültürle herhangi bir bağ kurmaz, başka bir şey düşünmez. Bir kurtarıcı sahip olmak istiyordum ve bu o dönemde. Bu arada bu şeydi. Yine da böyle rafta, deflayan, <laughs> indirime falan girdi girmişti. Abi, kimse bakmamış böyle. <laughs> ve hani hala da o kadar değerli olmayan böyle Stuxx'da e yine uygun fiyatlara bulabileceğiniz bir model ama hani benim kendi kendime öyle bir değer verdiğim ve böyle kendimi o çeteye ait hissettiğim giydiğimde bir e, sevdiğim bir ayakkabı. Benim kendi gözümle verdiğim değer bu ve bana fazlasıyla yeterli ve ben onda giydiğimde bu hisleri alabiliyorsam. Tamamıyla hani bir görevi varsa eğer bu ürünün yerine getirmiş oluyor. Tasarım gözüyle evet. baktığımızda da zaten az önce de hani hikayesini anlattığım üzere tasarım hikayesini, bu e, çetelerin giydiği ya da o dönemde o dönemde işte 80'lerde 90'larda yaşamış bütün bu Meksika ve Los Angeles tarafındaki erkeklerin giydiği bu ayakkabıydı. Ya da işte yine e, sörf yapan kadınların falan bile şehir hmm. iç kesimlerine giydiğinde bu ayakkabı giyiyordu. Yani o dönemi çağrıştırıyor ve o dönemi çizgilerini taşıyan bir ayakkabı. Yine 70'ler ve 80'ler döneminde. Bu ayakkabının üzerinde mesela böyle bir değer var ve kendim atfettim bu değeri. Aslında kimse bana bu ayakkabı budur falan demedi ama beni saygı duymayı çağrıştırıyor ve fazlasıyla yeterli bir görevini benim adıma, benim Yapıyor. tarafımda yerine getirmiş oluyor. Mesela şeyde de işte biraz bu tasarımcıların yaklaşımı da aslında ayakkabının Kullanımını da biraz etkiliyor sanki değil mi? Yani işte ne bileyim Tinker'ın işte sunumlarında da vardı. Onu da yine videoda biraz bahsetmiştim eski videoda. Ya da işte Jordan belgesini izleyenler vardı varsa orada da anlatıyordu. Ya da Tinker'ın yine merak ediyorsanız Netflix'te... E, abstract ne, of art, Design miydi? Ha aynen. Ab, art yani Abstract ya da Abstract of Design diye bir seri vardı. Orada ikinci bölüm olması lazım. Tinker'ın Jordan'ları nasıl tasaradığı ile ilgili bir bölüm var. Ona da bakabilirsiniz. Hatta o bölüm YouTube'da da var. Yine yanlış bilmiyorsam. Evet. Ee, aynen aynen. Ya yani biraz da böyle tasarımcının yükledikleri işte mesela işte Marsyard giymek için ha yani giy bunu parçala, dağıt, çık, taşa çık, Mars'a git. Uç, kaçken, diğeri başka kurallar koyuyor. Yani ya da işte ne bileyim off-white ayakkabına gittiğinizde başka şeyler görüyorsunuz. başka Ya da Travis Scott'un içerisinde ha, ya, da... <laughs> ya da cebini yapması. Yani, onaylamıyoruz ama içerisinde başka bir e, evet. uyuşturucu koymak adına yaptıkları bir cevap Aynen öyle. E, bu arada ben şey çok merak ediyorum. ya Yani bunun adı gümrüğe falan gittiğinde sıkıntı çıkıyor olabilir. Bir anda böyle geçerken orada cep var lan burada bakalım falan. Oluyor mu diye merak evet. ediyorum. Hiç travis sıkıntı olmadı mı? ya da ama. böyle çok sıkıntılı bir şey koymadığınız sürece bir sorun yaratmayacaktır hmm. ama dikkatli. E, yani şu <laughs> evet tabi. E, hani şu bazı prensipler hani demiştin ya bana ben sanatçı değil de tasarımcı diyorum sen ne diyorsun hmm. diye burada ya da tasarım hani sıfırdan bir eline boş bir kağıt aldığında bir eskiz çizdiği zaman bu insanlar prensiplere sahip insanlar oldukları için ben yani tasarımcı ya da sanatçıyı böyle birbirinden inanılmaz ayırmıyorum ama birazcık daha bence de tasarımcı tarafınlar çünkü neticede bir endüstriyel bir evet. iş yapıyorlar burada ve hani belki Virgil Abloh kendi gözünde kendini sanatçı diyor ama ben yine tasarımcı demeyi tercih edeceğim. Ee, yani nedeni şu. Hem Tinker'ın hem Virgil Abloh'un hem de Tom Sachs'in hepsinin yaklaşımlarında bazı prensipler var ve bunlar e, bu aşamaları böyle takip ederek ilerliyor. İşte Virgil Abloh önce diyor bir bir şey bir parçala, deconstruct Yap, yani dekonstruktivizmi zaten mimar mimar arada Virgil Abloh ve o evet. tarafı seven birisi ve diyor ki önce bir parçala diyor elindeki nesneyi ve bundan diyor hani bunu daha sonra birleştirmeye farklı yollarla birleştirmeye çalış ve e, bu fikri birleştirdikten sonra bu fikri piyasaya sun bakalım insanlar nasıl yaklaşacaklar bu fikri satın alacak mı insanlar satın alıyorsa ürün olmuştur satın almıyorsa al geriye ürünü geriye çek değişikliklerini yap, gereken bütün değişikliklerini yap ve tekrar satışa sun. Ta ki insanlar bunu, bu fikri onaylayana kadar. Gibi bir prensibe yaklaşıyor. Bütün hani yaptığı tasarımlarda bu prensipleri kullandığını söylüyor. Diğer tarafta işte mesela Tom Sachs'in Mars Yard'ı var. Burada mesela mesela e, burada birazcık daha kendini tasarımcı değildi aslında. Tom Sachs da bu arada mimar ama şu an heykel heykeltraş olarak kendini tanıtan birisi. Hiç. Burada mesela yaklaşımı e, kendisi aslında e, kısa filmler çeken ve hikaye anlatıcılığıyla tanınan Amerika tarafında öyle tanınmış birisiydi. Daha sonrasında e, ayakkabılar hakkında bir kısa film çekeceğiz zaman bunları kullanımı hakkında e, Thomas Tomaso Rivellini yanılsam, e, evet Thomas Rivellini bir Ma Mars çalış Ma Mars çalışanı. Mars'a NASA, emekli. <laughs> NASA'da çalışan bir insan ha. ve eee Mars'a da kullanılan rover'ın tasarımcısı. Onu tasarlamış kişi. Ve e, burada bu testlerin yapıldığı alanda e, hangi ayakkabıyı kullanıyorsunuz çünkü burada aslında Mars simüle ediyorsunuz burada peki hangi ayakkabıyı kullanıyorsunuz diye e, araştırma yaptığı zaman orada aslında Thomas Rivelini ona e, evet biz bir e, burada başarılı çalışan bir ayakkabı kullanamıyoruz dediğinde o da zaten e, bu ayakkabıyı tasarlama fikrini düş ya bu ayakkabıyı tasarlaması gerektiğini düşünüyor ama henüz başlamıyor daha sonrasında e, Nike'ın o dönemki CEO'su ve aslında eskiden de Nike'de tasarımcı tasarımcı olarak da bulunmuş olan Mark Parker. Yakın zamanda bu arada yine bazı böyle skandal denilebilecek ırçılık mevzularından dolayı yönetim kurulu başkanlığına indi. CEO'luk yapmıyor. O dönem diyor ki Tom Sachs'a evet hikaye anlatıcılığında çok iyisin kendinde kanıtladın bu alanda. Amerika tar Amerika'da bu şekilde tanınıyorsun ama hadi bir bakalım nasıl ayakkabı tasarımcısın. Ben de sana böyle bir e, bir challenge veriyorum ve bana bir ayakkabı tasarlamanı istiyorum ve bu ayakkabı Mars'ta kullanılmak üzere tasarlanmalı diyor. Öyle olunca da e, 2007 yılında bu ayakkabının tasarımını yapmaya başlıyor Tom Sachs ve hani burada e, 2009 yılında SFB diye Special Field Boot diye bir Nike'ın bir ayakkabısı var bir bot. Onun outsole'nin yani dış tabanını alıyor. Ve e, 1984'te Nike'ın ilk tasarımlarından birisi olan, e, ayakkabının ismini unuttum ama böyle e, ya çok eski bir e, tasarımı olan o ayakkabının renk şemasını alıyor okay. ve e, özel de bir e, Mars'ta bu e, paraşüt olarak kullanılan, paraşüt değil de o aracın inişini sağlayan İnişi ama kullanılan bir kumaş e, var. Vectran isminde bir kumaş var, özel kumaş bu kumaşı kullanıyordu doğrudan bu ayakkabının da panellerinde yani bu bölgelerinde, o da bayağı yan panellerinde ve e, bu panel bu kumaş tabi arada inanılmaz dayanıklı olduğu sürtünmeye karşı böyle inanılmaz dayanıklı olan bir kumaş, bunu kullanıyor ve bu ayakkabıyı tasarlıyor neticede aslında benim mesela buradaki e, dışarıdan bakan bir insan olarak da e, yaklaşımım şu yani düşüncem şu daha doğrusu aslında burada e, Nike hiç bir yani bence bunun altında bu fikir zaten vardır söylememelerine rağmen. Aslında dünya dışında kullanılacak ilk ayakkabıyı da kendilerine evet. tasarladık. <laughs> Muhtemelen yani, öyle oldu yani. Yani şu an yapılan evet bütün şu an giydiğimiz giysilerden kullandığımız bütün ayakkabıları hepsi dünyada kullanılmak üzere bizim kullan, yani insan kullanılması üzerine yapılan ürünler ama e, bu yapılan ayakkabı öngörüde Mars'ta da kullanılması öngörülen bir ayakkabı. Hatta bundan sonra da tümüyle böyle dışında dış bir kabuk bulunan bir de Mars Over şu diye bir ayakkabı yaptı ve hatta bunu e, kendi etkinliklerinde yani kendi e, galerilerinde de e, astronot işte yani Tom Sachs aslında başta açıklarken biraz hata yaptım şöyle söylemem lazım. E, Sıkıntı değil ya. Uzay ile ilgili uzayla ile <laughs> ilgili e, bazı canlı filmler çeken birisi hmm. kendisi yani buna bir Tiyatroda diyebiliriz buna bir tiyatro canlandıran birisi ve bunlar okay, işte adım. Mars Mars seferlerini tiyatrolaştıran ve bunu e, dönem dönem etkinlikler olarak düzenleyen birisi ve bu böyle şey olarak ilerliyor bu arada işte e, Mars'ın uydusu olan Europa'ya gitti, daha sonra Ay'a gitti falan gibi böyle bunlara yani ayırarak. Abi seri dedi. gibi böyle bir hikaye ayda. Evet. Bunları gibi ve farklı yani. şehirlere giderek mesela yakın zamanda Berlin'de e, daha böyle Paris moda haftasında Berlin'de düzenlendi, Berlin'de bir etkinlik düzenledi daha doğrusu. E, ve burada böyle işte sıra sıra eserler düzenleyen birisi. bir de Bu da bu hani uzayla ilişkisi de buradan geliyordu. Ve burada işte astronot giysileri de kullanıyordu. Kendi yaptı. Kendi ekibiyle yaptı. Astronot giysileri kullanıyordu. Mm -hmm. Ve bu Mars Yard Overshoe yani bir e, astronot ayakkabısı şeklinde gözüken beyaz dış paneli dış kabuğu bulunan ayakkabı ve bu ayakkabı da e, bu ayakkabıyı da yine oradaki ofis çalışanlarının kendi kafasındaki kendi tiyatrolaştırdığı senaryoda ofis çalışanlarının kullandığı ayakkabı olarak kullanıyorlar aktif olarak da. Ve bu bendeki bu arada ikinci versiyon ve ilk versiyonda dediğim gibi bu panelinde Vectran malzeme hmm. kullanılıyor kullanılıyordu. Ama sürtünmeye karşı o kadar da dayanıklı değilmiş ki buralarından çok hızlıca parçalanmaya başladı o ayakkabılar. Ama sen Öyle bayağı olunca, giydin onları yani. Değil mi canım? E, bu, bu 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 benimki parçalanmadı. Bu ikinci ha, okay. versiyonunda Mesh panel kullanılıyor. Hmm. Bu panel Mesh. Klasik Nike'ın birçok ayakkabısında kullandığı e, sünger yapı. E, tabii ben bunları dedim dediğin gibi çok fazla giydim. Yani en azından bir 300 kilometre yakın kullandım ben bu ayakkabıları. Ve hatta e, 2020'nin başında 2021'in başında e, bu ayakkabı ikinci versiyon ve üçüncü versiyonu tasarlamak üzere ara bir geçiş modeli tasarladı Tom Sachs ve iki buçukuncu model yaptı. İki buçuk modelinde de bazı değişiklikler var. Örneğin işte ön panele bir e, bir daha dayanıklı böyle siyah daha böyle dayanıklı. kaplama gibi bir malzeme sürdü ve bu malzemenin toe box kısmından ve özellikle burun kısmından toe kısmından parçalanmasını engel olmasını öngördü ve onu test etti. Farklı insanlara işte bir bisikletçiye, bir pazarda çalışan bir insana, bir kargocuya yani farklı meslek gruplarına bu ayakkabıları test etmesi üzere gönderdi. Ben de denedim şansıma ama bana evet. gelmedi. Ben kendim <laughs> bu ayakkabıyla bu testi yaptım. Ee, yani sadece burada zaten mesele katılmaktı. Şöyle aslında bunun tümüyle hani prensip olarak söylediğim hani geriye döneyim. Burada asıl mesele e, ve özellikle bu ayakkabının ilk versiyonunda e, Tom Sachs bu ayakkabıyı şöyle sattı. Benim etkinliğime, etkinliğime gelip bu ayakkabıyı 5 aşamalı bir e, platformda test ederek almanız gerekiyor. Ve bunlardan en az birinde hata yapmanız gerekiyor. Hata yapmazsanız 5'ini de başarıyla geçerseniz bu testlerin işte şunlar çek, koş, Zıpla, bu tarz basit görevler, bu görevlerin hepsini başarıyla geçerseniz bu ayakkabıyı alamazsınız. En az birinde hata yapmanız gerekiyor. Ve hani kendi yaklaşımından da, Mükemmel e, kendi yaklaşımı da, evet, hem de e, mesele şuydu, bir farklı yaklaşımı da şuydu. Bu ayakkabıyı giydiğinizde poz veremezsiniz. Bu ayakkabıyı görev görev esnasında kullanmanız gerekiyor. Bunda nedir? Kendi mesleğinizi yaparken kullanmanız. Yani bu ayakkabıyla fotoğraf çekilmemenizi istiyorum diyor Ve bu ayakkabıyı parçalayana kadar yani hatta Hı. ayakkabı kutusu da, e, kutusunda da bu ayakkabıyı ölene kadar sahibi tarafından giyilmeli olarak yazıyor. Yani bu ayakkabıyı bu şekilde kullanılmasını öngörerek bu şekilde bu prensiplerle tasarlamış. E, bu Tom Sachs'in kendi yaklaşımı bence bu da bu arada hani bir bu tasarımcı ben... ve hani bir noktada belki ta, sanat tarafında da çünkü tiyatroyla da bağlaştırarak evet. ve... Ama bir yandan da işte bak bu ayakkabının benim ilgimi çekmesi bu yüzden. Ben de yok almayı çok istedim ama zaten şu an fiyatları da çok yükseldi. Yani alamadım ama yani bu ayakkabıya bence iki taraftan da çok doğru yaklaşan bir bakışı var Tom Sex. O yüzden de anlatmayı rica ettim biraz. Yani bence de çok güzel oldu. Ağzına sağlık. Yani, yani hep bir tarafı itmeye çalışıyoruz ya. Şöyle insanlar da türedi. Sen de biliyorsun. Ya, ayakkabıyı alıyor. Bir de çakmasını alıyor. Çakmasını giyiyor. Ayakkabı duruyor. Yani ne yapıyoruz abi biz hani biraz da çuvaldızı batırmamız lazım. Ne yapıyoruz? Yani biraz kendimize gelelim. Ne yapıyoruz bu ayakkabılarla? Tom Sexton o yüzden bu duruşu benim çok hoşuma gidiyor. Yani bu ayakkabıyı giyeceksin. Parçalayacaksın. İşte dağa çıkacaksın. Taşa çıkacaksın. Kullan oğlum ayakkabıyı. Kullan. Ama bir yandan da hani diğer tarafı da unutmuyor. Yani bir hikaye var arkada. Tasarım var. Kendi açısında bir sanatsal yaklaşım var. Daha böyle bilim açısından bakıyorsan teknoloji var falan hani bu açıdan birçok farklı e, konuyu bu ayakkabıda bütünleştirmiş. O yüzden evet, çok ilgi çekiyor. Çalışması var. Aynen. Ve e, bir farklı yaklaşımı bu arada e, sahte konusu yani az önce söyledin ya bu ayakkabı çok popülermiş. Işte özellikle söyledim e, sen o konuya girersin şimdi. <laughs> bu ayakkabını şu an e, Eğirmek'den sonra bilinen en pahalı süliyetlerden birisi ve hatta böyle 3000 dolar 4000 dolar hatta bazı numaralara göre 5000 bin, bin dolarlarda StockX ya da diğer sitelerde satılıyor. E, dead stock olarak yani sıfır olarak tabi. Tom ve, elinde e, olsa ben, belki daha önce satar ama tabi Nike olunca. <laughs> şöyle zaten bu e, birisi ki bunun videosu falan da var ve ufak bir Discord komünitesi var şeyin bir topluluğu var e, Hı -hı. Tom Sex'in. Ki orada da zaten bu arada Birazdan belki konuşuruz bu sandalye meselesinde. Yani onunla konuşma fırsatı da buldum. Ee, orada mesela e, bir video paylaşmıştı birisi, sahte bir Marsyar Tom Saks'a bir etkinlikte imzalatırken. Orada da şöyle diyor bu ayakkabıyı imzalatan kişi. E, Tom Saks'a sorduğunda, hani ben ayakkabınızı alamıyorum. E, ya çok pahalı ayakkabınız. Şey olarak da yakalaymadım çünkü stoklar da çok azdı. Şimdi de almak istiyorum ama alamıyorum ne yapmam lazım dediğinde StockX, e, StockX Mars, e, doğrudan ona git ve sahtesini al demiş. Ve hani daha sonrasında sahtesini alıp başka bir etkinlikte yakalayıp ona böyle demiştin sahtesini aldım imzalar mısın diyerek de imzalattığı bir videosu var çünkü. <laughs> yani Tom Sachs'ın hani bu paraları verme git sahtesini al gibi bir yaklaşım var. Ve hatta bu iki buçuk, e, iki buçukuncu versiyonu test ettiklerinde dışarıdan self select olarak kendini seçerek katılanların e, grubunda e, sahte Marsyard'larla katılan insanlar oldu ve Tom Saxonlara e, ayakkabının hiçbir önemi yok. İstediğiniz ayakkabıyla katılabilirsiniz ama aynı kurallar sizin için de geçerli. Bu ayakkabıyı parçalanana kadar giymeniz gerekiyor. Ama daha kolay Değil. parçalanır. Düşün. <laughs> evet ve yani e, sahte olmasını önemsemiyor garip bir şekilde. Yani şey durumu var ya bu hani yine böyle zorba insanlar var sahte giyildiği anda. Hatta şöyle e, bu ayakkabı sıralarında bazı insanlar var. 3-4 kişilik gruplar olarak dolaşıp insanların ayakkabılarına bakan. Hatta bir adım ötesine geçip gerçek mi değil mi diye legitçe kontrolü yapanlar var. Ya, Ayakkabılara gidiyorlar. Bakayım ayakkabın gerçek mi diyor. Alıyor bakıyor. Peki gerçekmiş deyip geri veriyor. Sahte ise zorbalık yapıyor. Seni buliliyor falan böyle. Tam kavga Ölükler sebebi. Var, var ve Bayağı kavga ve sebebi. Yani çok var bunlardan. <laughs> ve hani ilginçtir. Yani ayakkabının tasarımcısı olan insan bunun sahte kullanımına yani hiç, hiç umursamazken eee sahte yani o ayakkabının sahtesini gördüğünde onu, o, ayakkabı sahibini o o ayakkabının sahibini zorba o ayakkabının sahibine zorbalık yapacak bir sürü insan var. Yani bu tabi bu şeyden yani Tom Sachs özelinde bir şey ve bunun hani o Tom Sachs'ın kendi yaklaşımı e, sahte ayakkabı yani sahte herhangi bir ürünün sadece kendi ayakkabısı ya da bir ayakkabı değil sahte olduğu zaman kullanmanın çok daha kolay olduğunu ve hatta bir etkinliği bir keynote'unda otentist isimli bir keynote'unda şunu söylüyor yani ben diyor e, Gucci 5 dolarlık bir Gucci gözlük kullanıyorum ve bunu e, bir yerde unuttuğum zaman bir kafede unuttuğum zaman umurumda olmuyor Doğru. çünkü 5 dolara aldım gibi bir rahatlık var yani yaklaşımı bu şekilde sahtörüne ama hani e, benim konfor falan gibi standartlarım olduğu için sahtenin bende farklı bir hani algısı var. Öyle bir de e, yakında yine konuşacağız para kime gidiyor gibi bir mevzusu olduğu için yani sahte kullanımı ile ilgili hani kafam karışık hala ama çok zaten istemedim evet ve tercih etmedim bir şey. Onun için e, Mars Yardım'da mesela Tom tam ya başka video mu? yapacağız. Aynı. O ya yani çakma meselesi çok geniş bir mesele. Zaten biraz fikirlerimizden ufak ufak tohumlar attık ama o çok evet. uzun konu. Yani ona ayrı bir video planımız var zaten. Onu da söyleyeyim şimdiden takip edenler için de. ama bu videoda bence biraz şey konusunu e, kendi aramızda çözdük gibi. Yani tasarım, sanat yaklaşımı, hikayesi, e, farklı tasarımcıların konuya bakışı. ...bu kültürü iyice besliyor aslında. Ne olursa olsun, yani sevin sevmeyin, karşı çıkın... ...ya da yanında olun. Bayağı besleyen bir durum. Yani her üründe, her alanda da bu kadar... Yani ...ayakkabı işte bu açıdan da biraz özel. Yani insanın aslında bir yandan... ...günlük hayatının en önemli ekipmanlardan biri temelde. E bir yandan da ama işte ruhunu da besleyen bir şey. Çok acayip bir şey. Yani biraz bir ayakkabının üzerine düşünmeye başlayınca... Zaten evet lan hiç böyle düşünmemiştim dedirtiyor bence herkese. Biz de biraz onu konuşmaya çalıştık. Yani sizin hem ayağınızı, insanların farklı şeye bakışı, sizin ona yüklediğiniz anlam, biraz bu tasarım ve kültür açısından sizi beslemesi konularına bence fena değinmedik. Şimdi bir sonraki videoda biraz daha bu retro etkisine gireceğiz. Orada farklı modellerin yaratılması olmuyor mu? Yeni moda yaratmak çok mu zor? Konularını konuşacağız ve daha ilerleyen videolarda işte bu çakma meselesine geleceğiz. Ee, seriyi takip edenler, sevenler takipte kalmaya devam edin. Ee, paylaşın. Bizi biraz önerin sağda solda. Like edin, yorum atın. Ee, Subscribe'a basın. Bir de çana tıklayın. Oğlum çana tıklayınca, tıklamayınca gelmiyor videolar. Bak sevdiyseniz tıklayın o çana. Bak ılgın tıkladı. Bugün beraber video yapıyoruz. Belki bir gün siz de tıklarsınız. Sizle de, de tanışırız. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. by the way